Uzman kişi danışana kendisini nasıl onaracağını anlatıyor. Duygulanım süreçlerini kendisinde yaşayarak, uzman da kendisinde yaşayarak bir eş duyum ilişkisi içerisinde. Mesela diyor ki anne, çocuğuma sinirlendim, içeriye götürdüm, attım, sinirden kriz geçirdim. Sonra içeriye çocukları attığım için yeniden sinirlendim. Bir gününü anlatıyor mesela. Hocam koltuğa oturdum. Allah benim belamı versin. Ben ne biçim anneyim? Kitap okuyorum, defter yazıyorum. Yine de ben anneliği beceremiyorum diye bir şey söylüyor ya. Bir uzmanın şu anda ilgi alanı aslında, evet, olay bizi ilgilendiriyor. Çocukları atmış, incitmiş vesaire yapmış ama iyi bir uzman neye dikkat ediyor mesela burada? Bu hanımefendinin, bu annenin anlattığı içeriye doğru çocuğu attıktan sonra kendini şu anda aşağılamaya başladı. Kendini suçlamaya başladı. Kendini suçlayarak iyi olmaya çalışan bir bilinçaltı sistemi çalışıyor şu anda. Çünkü Kendisi. hocam müsaadenizle gireyim ben. Acaba çünkü o anne vicdan azabı çekip yaptığının da yanlış olduğunun farkında olması, o suçluluk duygusuyla aslında vicdan azabıyla, yani normalde o anne istemez ki çocuğuna zarar versin. İstemez ki. Ama öyle bir şey oluyor ki, öyle bir içeriden bir güç oluyor ki o kendi çocukluğunda, değil mi hocam? Niye oluyor o güç? Niye içeriden o güç çıkıyor? Yani o vicdan azabı dediğimiz şey neden etkili oluyor şu anda? Acaba bu annenin çocukluk evresi diye başladığımız şu kısım işte, bu anneyi anlamaya çalıştığımız bu kısım, anneye de kendisini anlatacağımız öyle mi demeye başladığı bu kısım, annenin kendisini onarması için bir gerekliliğe dönüşmüş oluyor. Örneğin, mesela böylesi kaba bir örnekte bir analiz yapmaya çalışalım. Dedim ki kendisini suçlayarak ya da kendisini cezalandırarak arınmaya çalışıyor, rahatlamaya çalışıyor. Bilinç düzeyinde anne bunun farkında değil. Ama bilinç altında cezalandırılarak aslında, ceza nedir? Ceza bir ödeşmişlik duygusu oluşturur. Ceza alan kişi rahatlar. Ceza alındığı zaman suçunun karşılığını aldığından dolayı rahatlar. O yüzden mesela anne babalara neyi tavsiye ediyoruz ya? Çocuğa ceza verdikçe yüzsüzleşir o çocuk. Neden? Rahatlatıyorsun çocuğu. Çocuk rahatlayarak böylelikle yanlış bir davranış yaptı, cezayı da aldı şu anda. Tamam, ben cezamı çektim. Daha benimle neye uğraşıyorsun'a dönüşmüş olur. Şimdi çocuklukta bu rahatlama davranışına alışmış olan bir anne, kendisini cezalandıracak kimse de yok. Ne yapması lazım? Kendi bilinçaltındaki bu kısır döngüyü çalıştırması lazım ki bir rahatlayabilsin. Yoksa eğer kendisine Allah benim belamı versin, ben ne biçim anneyim demese, bu sefer de iç sesleri çıkacak. Ne kadar işte duyarsız birisin. Çocuklar içeride ağlıyor, sen burada hiç vicdan azabı çekmiyorsun. Oturdun kahve mi içiyorsun şimdi? Tu senin diyerek içte o iç sesler aktifleşmesin diye anne ne yapmaya çalışıyor? Kendisini cezalandırmaya çalışıyor. Bir ödeşleşmişlik duygusu oluşturuyor. Eğer kendi geçmişinde bilinçaltı bu şekliyle rahatlamayı öğrenmişse anne farkına varmadan kendisini rahatlattırıyor. Halbuki baktığımızda mesela ben o anneyle direkt olarak şöyle bir soru sormuş olsam desem ki harika, çocukları içeriye götürdün, bıraktın. Şimdi koltuğa gelip oturduğunda kendini suçlamasan, kendine bu sözleri söylemesen ne hissedersin? Kendimi kötü hissederim diye söyleyecektir. Niye kendimi kötü hissederim? Hocam ne bileyim işte içeriye attım hiç. Hani böyle acımasız birisine dönüşmüş gibi hissederim. İşte o acımasız birisi gibi diye iç ses aslında kendisinin cezalandırılmasını sağlattıran iç ses bu annenin bozukluk kısmı. Yani psikolojik problem dediğimiz şey müjde şu değil. Hani kafasına huni takmış adam dışarıda zıplaya zıplaya geziyor böyle falan diye. Bu değil psikolojik problem. Ya bireyin duygusunu yönetememesi hali, duygusunu neden yönetemiyor? Bilinçaltının çocukluktan beri bir
döngüsü oluşuyor. O kısır döngüyü şu anda yetişkinlikte devam ettiriyor. Biraz önceki söylediğim gibi. Yani şimdi, anne saçını yoldu. Aileler eminim burada şuna odaklandı. Tamam peki yani o kısır döngüden peki nasıl çıkacağız? Yani bunu hep yaşıyorum işte. Bu kısır döngünün içerisindeyim. Bu vicdan azabı, bu suçluluk duygusu. Aynen şu anlattıklarınızı yaşıyorum ama ben bu kısır döngünün içinden nasıl kurtulacağım diyorlar şimdi. Burada şu hani bu bilgileri edinmeden, buradan nasıl çıkacağın kısmı zor olur. Çünkü labirente bir yukarıdan bakmak lazım ki çıkış yolunu görebilsin kişi. O yüzden bilgi kısmını birçok anne baba atlıyor aslında ya da kendisini onarmak isteyen kişi. Hani bir uzmandan dinlerken o bilgi kısmının aslında bir bütüncül olarak dinlediği bilgi kısmının biraz sonra söyleyeceği peki ne yapman kısmının ön hazırlığı olduğunu atlamaması lazım. O yüzden hani ben suçluluk duygusu üzerinde, içinde sürekli olarak yaşamımı olumsuzlaştırıyorum diye söylediği kısım, suçluluk duygusu, çocuklukta edindiği bir yanlış davranış karşısında, ses geliyor değil mi? Evet hocam, yorum kapatmaya çalışıyorum. Yorumu kapatır mısınız yazmışlar. Tamam. Peki. Yorumlarda daha kaliteli kapatın. Bir yayın olsun. Yorum çok fazla geliyor. Dikkatle dağıtmasın. Bize odaklansınlar istiyorum. Şöyle, mesela suçluluk duygusu edinmiş olan ve sürekli yanlış davranışlar sırasında kendisini suçlayarak rahatlamaya çalışan kişi önce kendi kısır döngüsünü bir fark etmesi lazım. Ya ben her şeyin sanki kendimde suçluluğunu hissediyorum. Yanlış bir şey yaptığımda kendimi kötü hissediyorum. Bunlar sıradan cümleler değildir. Danışanın kolunun kırıldığını tarif ettiği yer, kendi kolunu onarttıracağımız yer, sıradan cümle olarak geçittirmememiz lazım. Bir yanlış davranıştan sonra kendimi suçlu hissediyorum dediği yer kendi kısır döngüsü. Şimdi bakalım, birlikte bakalım çocukluktan itibaren. Çünkü biraz sonra da nasıl onaracağını anlatacağız ya kişiye. Önce kendisini keşfettirmeye çalışalım. Eğer böylesi bir şey söylüyorsa bir danışan, bir kişi, bir birey kendisinde yanlış yaptıktan sonra sürekli olarak kendimi kötü hissediyorum. Aslında biz buna neyi öğretmemiz lazım? Biraz da geçmişi de söyleyeyim de ondan sonra neyi öğretmemiz lazım kısmına değineceğim. Bizim yanlış bir kültürümüz var. Yanlış bir çocuk terbiyesinde yanlış gittiğimiz bir yer var. O da şu. Birey bir yanlış davranışta bulunduğu sırada ya da çocuk bir yanlış davranışta bulunduğu sırada onu yetiştiren ebeveyn ona kendisini kötü hissettirmeyi o yanlışı bir daha yapmayacağı yanılgısı içerisinde olarak iletiyor. Elinden çocuk bir şey düşürdü, annesi bir bakıyor, ne yaptın öyle? Aslında bu annenin de bilinçaltındaki kendi terbiye yöntemi, yanlıştan sonra kendini kötü hissederse birey, o yanlışı bir daha yapmaz yanılgısı. Kendi bilinçaltının yanılgısı. Örneğin ödevini yapmayan bir öğrenci, öğretmeni onun ödevini yapmadığını keşfettiğinde ne yapmaya çalışıyor? Ona kendisini kötü hissettirmeye çalışıyor. Niye yapmadın ödevi diye. Ceza vermeye çalışıyor. Biz bir yanlış döngünün içerisindeyiz. Şöyle ki, eğer birey bir yanlış davranışta bulunduysa, bu yanlıştan çıkmanın yolu bireyin kendisini kötü hissetmesi değildir. Birey kendisini kötü hissettikçe psikolojik olarak zayıflar, o yanlışı tekrar tekrar yapmaya başlar. O yüzden birçok danışanlarımızda neyi görüyoruz? Kendi başına kendini onarmaya çalışmış olan, psikolojinin henüz vakıf olmamış kişilerde neyi görüyoruz? Biz şunu görüyoruz, sürekli kendisini suçlayarak çıkmaya çalışmış. Yanlış yapıyor, hata yapıyor, bir hataya daha düşüyor, Allah benim belamı versin. Ben ne biçim anneyim, ben ne biçim eşim, ben ne biçim insanım. Çünkü suçlanmayı öğrenmiş, yanlıştan kendisini suçlayarak çıkacağı yanılgısının içerisinde. Halbuki biz bu danışana neyi öğretmemiz lazım? Ve psikolojik sağlamlık nereden itibaren başlıyor?
birey bir yanlış davranıştan sonra ilk yapması gerekli olan şey nedir? Önce kendisini iyi hissetmeye çalışmasıdır. Yanlışını düzeltmek değildir. Birey yanlıştan sonra ilk yapacağı şey kendisini bir toparlamaya, bir iyi hissetmeye doğru bir çabanın içerisine girmesi lazım ki burada küçük, burada da ayrıntılar var. Nasıl iyi hissedecekle ilgili ayrıntılar var. Ama prensip olarak baktığımızda bir yanlış yaptığımızda sanki içimizde zehir akmış gibi hissettiğimiz o duygu çocukluktan beri kendi kısır döngümüz ve bizim terbiye edilme metodumuzu gösterir aslında. Biz yanlış yaptığımızda kendimizi kötü hissettirilerek o yanlıştan çıkma kısır döngüsündeyiz. O halde ben bu kısır döngüyü kırabilmem için ne yapmam lazım ki doğru olan da o, psikolojik sağlamlık gerektiren şey de o. Bir yanlıştan sonra ilk yapacağım şey kendimi iyi hissetmek olacak. Şimdi işte onarım kısmı şimdi aktifleşmeye başladı. Mesela anne götürdü çocukları içeriye attı. Sonra sinirlendi çocuklara, kendi kendine söylendi. Sonra üzüldü ve ağlamaya başladı anne, koltuğa oturdu. Dedi ki ben ne biçim anneyim diye söyledi. Hayır, bunu yapmayacak. İlk başlangıç kısmında. Çünkü hastalığı ortaya çıkabilmesi için kendisini kötü hissetmemesi lazım. Ya ne yapması lazım? Diye bir toparlanması lazım. Bir enerjisini bir pozitif hale getirmesi lazım. Peki bu kendisini toparlarken neyle karşılaşacak bu anne? İç seslerle karşılaşacak. Yani hem çocuklara bunu yapıyorsun, hem de şu anda kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun. Sen ne biçim annesin? İç seslerimiz nedir? İç seslerimiz geçmişte bizim üzerimize söylenmiş olan ve fakat söyleyen kişinin henüz ortada olmadığı, fakat o sözü kendi kendimize tekrar ettiğimiz döngüye iç ses diyoruz. Söyleyen kişi ortada yok. Ancak bu sözü şu anda biz kendimize söyleyerek o döngüyü kendimizde devam ettiriyoruz. Mesela iç sesimiz ne diye çıktı? Sen ne biçim annesin diye çıktı. Ben kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum. İç sesimi dinledim. İç ses bana diyor ki ne biçim annesin? Çocuklar içeride ağlıyor. Sen burada kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun. Her iç sesin bir sahibi vardır. Bunlar rastgele değil. Dinlediğimizde bu ses kime ait? Ne biçim annesin? Çocuklar içeride ağlıyorken sen burada oturmuşsun, kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun. Sözü eğer kulağımızı kabarttığımızda, örneğin annem çıkabilir. Sen ne biçim insansın? Şunu yaptığın halde hala bunu yapıyorsun. Örneğin işte amcamdır. Örneğin yaşamımda önemli bir figürdür. O yüzden danışan neyi bilmesi ya da birey neyi bilmeye ihtiyacı var? İyi hissetmek için kendisini adım attığı sırada, ki o adımı atmazsa iç ses zaten çıkmaz. Döngünün o kötü hissetmesi çıkar. Birey kendisini onarmaya başladığı ilk sırada neyle karşılaşır? Eğer bir birey kendisini onarmaya başladığı ilk sırada dirençleriyle karşılaşır. İlk karşılaştığı engel dirençleridir. Dirençlerin kökeni iç seslerdir. Örneğin bir örnek daha vermeye çalışayım. Karı koca tartıştılar. Adam dedi ki Allah belanı versin, sen ne biçim kadınsın dedi. O da dedi ki Allah senin belanı versin, sen ne biçim kocasın dedi. O dedi ki bıktım senden dedi. Öbür kişi dedi ki ben de senden bıktım dedi. Kadın kapıyı çekti, içeriye gitti. Şimdi birisi orada, birisi orada öfkeyle birlikte. Şimdi içeriye girelim. Bu kadının kendisini onarma sürecinin adımlarını eğer birlikte analiz edecek olursak şöyle. İçeriye gitti, içerisinde yoğun bir duygu var. Yoğun duygulanımlar var. Bu duygu ne için var? Bu duygu enerjisini yükseltmek için. Bu kadının enerjisini yükseltip kocasına daha çok söz söyleyip aslında kendisine tehdit oluşturan kişiyi yok etme çabası için organizma enerji yükseltiyor şu anda. Peki bu enerjinin kaynağı ne? Öfke diye duygu olarak öfke duygusundan bahsediyoruz. Öfke duygusu. Eğer birey o anda öfke duygusunu bırakmayı denemeye başlasa, öfkeyi bırakacak olsa, yani kendisini onarmanın bir adımını atacak olmuş olsa,
karşısına ne çıkar? İç sesler çıkar. Yani birey her onarım adımını attığında o duyguyu, saldırgan duyguyu ya da enerjiyle kendisini korumak gerekli olan duyguyu kaldırmaya başladığında dirençle karşılaşır ve iç ses çıkar. Peki birey dirençlerini aşmadan ya da iç sesleriyle adım atmadan kendisini onarabilir mi? Hayır, asla. Yani bizim onaracak tarafımız eşimle tartıştığım o andaki durumu onarmak değil, hastalığımı onarmaksa eğer, ben psikolojik bir hastalık içerisindeyim ve hastalığımı onarmak istiyorsam, ne oluyor bana ya? Böyle içimde, böyle bir garip hissediyorum, daraldığımı hissediyorum. He, organizma, bilinçaltın şu anda aktifleştiği sebebi belki değersiz hissettin kendini, belki suçlu hissettin kendini. Yani suçluluğa karşı bir hassasiyetin, değersizliğe karşı bir hassasiyetin var ve organizma şu anda o hassasiyetinden dolayı aktifleşti. Tam şu an işte kendini onarmak için adım atacağın zamandır. Çünkü dirençler normal zamanda ortaya çıkmaz. Sokakta koşarken ortaya çıkmaz, çocukla oynarken ortaya çıkmaz, eşimle kahve içerken ortaya çıkmaz. Ya ne zaman? Yani problemler çıktığında. Tabii biz psikolojik problemleri ne diye tanımlıyoruz aynı zamanda? Bireyin normal yaşamında psikolojik problemin olduğu ortaya çıkmaz ki. Psikolojik problem bireyin zorda kaldığı durumda. Kişilik ne zaman ortaya çıkar diye söylüyoruz. Kişilik bireyin zorda kaldığı durumda ortaya koyduğu davranış onun ruhsal yapısını ortaya koyar. Zorda kaldığı sırada. Yoksa normalde kahve içerken, çay içerken, canım derken, cicim derken kimse psikolojik problemi ortaya çıkmaz. Ne zaman çıkıyor işte? Bir problem durumunda. Şimdi eğer kişi kendisini onaracaksa ilk keşfedeceği şey dirençleri olması lazım. Yani eşimle tartıştım, içeriye girdim. İçimde yoğun bir duygu hissediyorum. Yoğun duygunun arkasına bakıyorum. Bu yoğun duygunun sebebi ne? Örneğin kendimi değersiz hissettim. Değersizlik hissiyle oluşmuş olan bir kabarma hali var. Şimdi kendime şu soruyu sorduğumda hastalığım daha da ortaya çıkacak. Ne sorusunu sorduğumda kendime desem ki şimdi git eşinden özür dile. Eşin sana Allah belanı versin demiş. Sen ne biçim kadınsın demiş. Ya da sen ne biçim erkeksin demiş. Adam olarak düşünelim. İçeriye girdi. Kendisine şu soruyu sorsa içine dese ki eşime gideyim özür dileyeyim. Hakareti işittiği halde. Neden bunu diyoruz? Çünkü direnci ortaya çıksın diye. Neyi onarmaya çalışıyoruz aslında biz çoğu durumda? Dirençlerimizi onarmaya çalışıyoruz. Şimdi direnci ortaya çıktığında birey kendisini tanıyabilmesi için şunları bilmeye ihtiyacı var. Git eşinden özür dile ve ona bir kahve yap, beni bağışlar mısın diye söyle. Dediğimde kendime iç sesler konuşmaya başlayacak. Sen şimdi ondan özür dilersen, o hep bunu senin üzerinde araç halinde kullanır. Sen eğer özür dilersen bir dahaki sefere daha şey yapar. Özür dilersen onun gözünde kıymetin kalmaz. Hep ben mi özür dileyeceğim? Şu anda bunların adına ne diyoruz işte? İç sesler diyoruz. Aslında beni hastalıklı tutan şey ne? Görünürde olmayan bu iç sesler, içimdeki adamcıklar, öğretilerle gelişmiş olan ve beni o ruhsal durumda sabit tutmaya çalışan içimdeki adamcıklar. Hangi ruhsal durumda sabit tutmaya çalışıyor? Gelişmiş olan kişilik özelliği. Gelişmiş olan kişilik özelliğim ne? Hassas bir yanım var. Bu benim kişilik özelliğim. Değersizliğe karşı hassasiyetim var. Şimdi iç sesler benim bu hassas yapımı sabit tutmaya çalışıyor. Neden böyle tutmaya çalışıyor? O hassasiyetim benim savunma aracım aynı zamanda. Kendime laf söylettirmiyorum. Sen ne demek istiyorsun diye tepki gösterdiğim yanım, beni koruyucu olan bu yanım kalsın diye İç sesler sürekli destekler. O kişilik yapısında kalayım diyor. Çünkü başka türlü savunma aracı geliştirmedi bu kişi. Nasıl yapsın ki? Ama bu hassasiyetim, şimdi eşim bana yanlış küçük bir cümle söylemiş olsa, şimdi herhangi bir nem kapacak bir şeyim olmuş olsa,
hemen kabarıyor ve benim yaşamımı zorlaştırıyor. İşte bu süreyi eğer birey kendisine tanıyacak olursa, onarım kısmıyla alakalı söylüyorum. Neyi keşfetmesi lazım bireyin? Zorda kaldığı sırada içinde oluşan direncin zıttında hareket etmeye adım attığında içinde oluşacak olan iç sesler, o direncin kalkmamasına dair olan iç sesleri birey önce tanımaya başlaması lazım. Yani bu konuşan kim? Eğer gidecek olursan, özür dileyecek olursan sonra senin başına çıkar. Bu sesin sahibini mutlaka tanıması lazım birey kendi içine dönüp. Galiba arkadaşım. Tamam. Ya da galiba annem. Evet evet annem. Annem diyor. İç seslerimizi böylelikle minyatür adamcıklar şeklinde bir zamanlar bizim üzerimizde tesir oluşturmuş ve fakat şu anda yanımızda olmayan fakat içimizde varlıklarını devam etmiş olan bu iç sesler bizim birçok problemlerimizin aslında çözülmesinde de engel olur. O yüzden hani bireyin biz bir danışanla karşılaştık. Danışan geldi, anlattı. Dedi ki işte çocuklarımı içeriye kapattım. Hocam çok pişman oluyorum. Gidiyorum koltuğa oturuyorum. Ondan sonra Allah benim belamı versin, belamı versin diye söylenip duruyorum dediğinde bizim için bir analiz etme fırsatı var. Neyi analiz edeceğiz? Danışan bize kolunu uzatmayacak. Biz ona duygusunu tarif edeceğiz. İç sesini tarif edeceğiz. Kendisini onarabilmesi için küçük küçük parçalar halinde şimdi gözlerini kapatır mısın? Şu iç sesini dinler misin? İç seslerle de konuşulur bu arada. İç ses reddedilmez. İç sesi ne kadar reddedecek olursan o kadar direnci artırır. Yani hayır sen iyi bir annesin dersek kendimize, reddettik mesela, kabul etmedik. Hayır sen iyi bir annesin derse, iyi bir annesin, iyi bir annesin. Seni ben bilmez miyim? Şurada da iyi bir annesin öyle değil mi? Burada da bir iyi annesin. Geçenlerde de aynı şeyi yaptın. İç ses çoğalır. İç sesin sahibini bulacağız hocam. İç sesin sahibini bulup onunla iki yetişkin olarak konuşacağız. Benim gerçekten iyi bir anne olmadığımı mı düşünüyorsun diye soracağız. İç sese. Harala gürele kişi kendisini tedavi edemez. Duygularına vakit ayırması lazım bireyin. Oturup kendi duygularına vakit ayırması lazım. Gözlerini kapayıp kendi duygularıyla baş başa kaldığı ortamlar olması lazım. Doktora kolumuzu uzattığımız gibi uzatamıyoruz duygularımızı. Kendimiz onaracağız. Kendi doktorumuz olacağız. O yüzden iç sesle iki yetişkin gibi konuşmamız gerekecek. Nasıl iç sesle nasıl konuşulur? Ayrıca bir eğitim konusu. Çünkü demin söylediğim gibi iç sese yanlış bir şey söyleyecek olur, onu küçümseyecek, onu reddedecek, kabul etmeyecek olursak direncimizi artırır. Mesela bende uçak fobisi vardı. O kitabın içerisinde o fobimi de nasıl yendiğimi tarif etmeye çalışmıştım. Yıllar önceydi. Dirençlerimi ve iç seslerimi yenebilmek için çabanın içerisine girmiştim. Kendimi keşfetmeye çalışıyorum bir taraftan. O direncimi fark ettim. Daha uçağın, sen bilir misin uçak fobisini hiç kendi duygularında yaşadın mı? İlk zamanlar, yani ilk kez, hayatımda ilk kez uçağa bindiğimde evet. Korku. O korku. Ama fobi, korkunç. Fobi başka bir şey hocam. Fobi komple yani, bedeni hükmediyor. Bedeni kendi hakimiyeti altına alıyor. Sizi bütün esir alıyor. Bütün bedenin senin kontrolünde çıkıyor. Daha uçağa bilet almaya başladığım sırada bu hafta almayayım da önümüzdeki hafta alayım, sonraki hafta alayım. Neyse şimdi almayayım diye defalarca biletin karşısından kalkıp tekrar oturduğumu biliyorum. Sonra şu cesareti gösterdim. Dirençlerimden kurtulabilmem için benim defalarca dirençlerimle karşılaşıp iç seslerimle konuşmaya ihtiyacım olduğunu, kitabın içerisinde ayrıntıdan bahsediyorum. Bu sadece uçak fobisiyle ilgili değil, birçok alanda dirençlerle ilgili yapılması gerekli olan şeyler de aynı zamanda aynı yöntem. Onlarca bilet aldım İstanbul'dan Ankara'ya. Ucuz biletleri bulmaya çalıştım haftalar sonrasına. Promosyon biletler vardı o zaman. İstanbul'dan biniyorum Ankara'ya gidiyorum. Bir iki saat sonra Ankara'dan tekrar biniyorum İstanbul'a geliyorum.
Dirençlerimi uyandırabilmem lazım. Normalde koltukta otururken uyanmaz. Çocuğumu içeriye attığımda uyanır dirençler. Eşimle tartıştığım sırada uyanır. Davranışın tam geliştiği anda uyanır. O yüzden... Kendinizi aslında korkunuzla yüzleştirdiniz. Maruz kaldınız. Özellikle... Korkumla yüzleştirmek değil aslında. Yüzleşmek, evet. Korkumla yüzleşmek. Hobimi tanıyabilmem için, direncimi tanıyabilmem için... Maruz kaldınız hocam korkunuza. Yani o fobi, uçak fobiniz vardı. Ama siz kaçmadınız. O kaçınma davranışını yapmadınız. Ne yaptınız? Siz özellikle biletler aldınız. Özellikle promosyon biletleri takip ettiniz ki sık ben gideyim de o korkumun üzerine ve siz onu tüm bedeninizle aslında korkuyu yaşarken o iç seslerinizi aslında tanımladınız. Kendinizi dinlediniz ve kendinizin o bedeninize, o korkularınızın bedeninize hükmetmesine aslında izin vermediniz. Burada da çok orada küçük bir ayrıntı var. Orada küçük evet. Bir ayrıntı var. Eğer şöyle yaparsan duyarsızlaşırsın. Eğer böyle yaparsan kendini onarırsın. Bireyin kendisini duyarsızlaştırması biraz farklı bir şey. Mesela korktuğu şeyin üstüne gitmeye başladığı sırada ne var bunda korkacak diyerek kendisini sıktıkça, kendisini kastıkça aslında bireyi geçiremiyor. Öyle de korkuyu yaşamaz hale gelirse örneğin o bastırmış olur, duyarsızlaştırmış olur. Bu çok yanlış olur o zaman. Çünkü bastırdığı tüm duygular bir hortlak gibi daha sonraki zamanlarda yine karşısına çıkacak. Neye ihtiyacımız var bizim? Hiç bastırmadan, hiç duyarsızlaşmadan aslında bireyin o duyguları işleme tabi tutması lazım. O duygular üzerinde çalışması lazım. Mesela ben işte o iç seslerim konuşmaya uçağa bindim. O ilk zamanlar koltuğa oturuyorum. Şöyle kasılmış bir vaziyette. Uçak hareket edince şöyle yapar bir vaziyette. Uçak yukarıya çıktığında hiç ama hiç konuşamayacak bir vaziyette. Bir süre o içimdeki duygularla işlem yapmak üzere yolculuklar yaptım, gittim, geldim. Bir ara kendimi onarır gibi olduğum bir sıra artık duygularımı yönetebildiğimi gördüm. Bastırmadan. Kendimi bırakıyorum ve öylece rahatlayabildiğimi gördüğüm bir sırada bir iç ses daha çıktı pat diye karşıma. O iç ses de kitabın içerisinde bir başka iç sesten bahsediyorum ama şu anda başka bir iç sesten bahsedeceğim. O iç ses bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki sen dedi şimdi uzmanım yok pedagoji yok psikoloji kendimi onaracağım falan uçak bu aşağıya düşsün de sen o zaman görürsün uzmanlığını da görürsün bilmem neyi de görürsün diye birdenbire yeniden bir duygu hakim olmaya başladı. Ölüm korkusu. Ben mesela o iç ses ler sırasında ölüm korkusundan daha başka şeyler de yaşıyordum. Ama bunu hiç tanımamıştım. Acaba bu kimdi? Bir taraftan beni aşağılıyor. Sen uzmanım diye bin bakalım işte böyle. Sonra bir tanesi düşerse onun içerisinde de sen olursan o zaman görürüz gününü. Hayatında da keyfini niye kaçırıyorsun? Ne güzel ailenle birliktesin, eşinle birliktesin, çocuklarınla birliktesin. Derdine ne oldu da böyle yok onaracağım bilmem ne derdine düştü. Birdenbire bir iç ses daha çıktı. İşte tüm bunlar aslında şey değil. Hani keşke anneler şunu istiyorlar, babalar şunu istiyorlar. Hani bir düğme olsun, onu bana bir tarif et, o düğmeye bir basayım, hop, o orası onarırsın. O yüzden onarmadan önce birey oldukça bir farkına varması lazım, farkındalık elde etmesi lazım ki sonra onaracak. Çocuğu için de böyle, sadece kendi için değil. Sen şeyden yola çıktın da onun cevabı olarak tüm bunları söylemeye çalıştım. Dedin ki, hani anne babalar kendilerini onarmaya çalışıyor ancak 3-5 gün sonra tekrar arızalanıyorlar. Sonra tekrar çocuklarıyla çatışıyorlar. Neden? Çünkü duygularının üzerinde işlem yapmazsa ki buna ne diye bakıyor birçok uzman? Psikanaliz deniliyor, ruhun analizi, duygunun analizi. Kendi duygularını tanımayan duygularının öncesi süreçleri. Duygulanım öncesi süreçleri farkına varmamış olan bir kişi kendisini nasıl onarabilir ki? Doktora gidiyor, adam diyor ki kolum kırık diyor, diyecek. Ama neresinin arızalı olduğunu bilmiyor, diyor ki canım çok yanıyor. Tamam, doktor da ona ağrı kesici veriyor.
Adam dışarıya çıktı, kolu hala sallanıyor böyle. Ağrı kesicinin tesiri geçti, kolu kırık hala adamın. Dolayısıyla danışanın neyi bilmeye ihtiyacı var ya da bir bireyin neyi bilmeye? Hepimiz bir birey olarak neyi bilmeye ihtiyacımız var? Duygulanım süreçlerimiz, nerede zarara uğradı, kısır döngülerimiz neler, iç seslerle birlikte neler ve bu duygular üzerinde nasıl çalışmam lazım? Yani gidip kimseyi bir uzman onarmıyor. Kendim bu duygunun üzerinde nasıl çalışacağımı nasıl öğrenmem lazım?